Diyarbakır, kardeşlik ruhuyla asırlara meydan okuyan kadim medeniyetlerin beşiği, her köşesi tarih kokan şehrimizdir. 5000 yıldır bu şehri çevreleyen surlar sadece taşların üstüne taş dizilmesiyle değil, inançla, emekle ve sabırla örülmüştür. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da partisinin Türkiye Buluşmaları programında konuştu. Burası Hazreti Zülküf ve Hazreti Elyas'a peygamberlerin meftun olduğu sahabeler şehridir. Bakan Yerlikaya 85 milyon el ele gönül gülüne inşa ediyoruz Türkiye yüzyılını dedi. Bizim ülkemize, aziz milletimize dair hedeflerimiz var. Her bir vatandaşımızın refah seviyesinin arttığı, şehirlerimizin kalkındığı, ülkemizin küresel bir güç haline geldiği bir Türkiye hedefimiz var. Bu hedefe doğru büyük ve güçlü Türkiye idealiyle yürüyoruz. Peki bu hedefe kimlerle yürüyoruz? Türkiye yüzyılını biz kimlerle inşa ediyoruz? Sizlerle. Diyarbakır'la, Şırnak'la, Edirne'yle, İstanbul'la, Yozgat'la, Erzurum'la 85 milyon el ele, gönül gönüle inşa ediyoruz Türkiye yüzyılını. Her daim birlikte özümüzden geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz Allah'ın izniyle. Yerlikaya huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz dedi. Diyarbakır sokaklarında huzur içinde gezilemediği, esnaflarımızın dükkanlarını huzurla açamadığı o günlerde ne dedi Cumhurbaşkanımız? Hadi bir hatırlayın. 23 yıl önce dedi ki, iyi dinleyin bak burayı. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğim. Bakan Yerlikaya, Diyarbakır büyük ve güçlü Türkiye'nin öncüsü olacak ifadelerini kullandı. Kıymetli kardeşlerim, huzurla gezilebilsin. Diyarbakır'ın Keçi Burcu'ndan çayını kıymetli kardeşlerim sizler keyifle yudumlayabilsin, ticaretini rahatça yapabilsin diye organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz ha, aman vermiyoruz. Çünkü bunu her zaman söylüyorum. Kimse benim Diyarbakırlı kardeşlerime şekil yapamaz, racon kesemez. Ve bu amaçla bu yıl içinde Diyarbakır'da organize suç örgütlerine yönelik 27 operasyon gerçekleştirdik. 170 şahsı gözaltına aldık. Bunların şimdilik 66'sı tutuklandı. 10 organize suç örgütü çökertildi, götürüp adalete teslim edildi. Değerli kardeşlerim, bizler biliyoruz ki AK Parti'mizin vizyonuyla Diyarbakır'ın tarihi misyonu birleştiğinde bu şehir Türkiye'nin yükselişinde öncü rol oynar. İşte bu hakikatten hareketle Diyarbakır'a adeta yatırım seferberliği başlattık desek yeridir.